Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Câsiye suresinin 7. ayetinden itibaren okuyoruz. Veylun likulli efakin esim. Veylun kelimetu azabin. Azap kelimesi. Ne demek azap kelimesidir? Yani bir kelimedir, manası azaptır. Azaba itlak edilir. Azaba olabilir. Aynı zamanda veyl vadin fi cehennem. Cehennemde bir derenin de ismidir. O dere, cehennemdeki veyl deresi külle efaki esimi olsun. Yahut da azap külle efaki esimi olsun. Efakin demek kezzabin, çok yalancı. Esimin kesiri ismi. Çünkü efak da mübalağa sıresidir. Esim, alim gibi o da mübalağa sıresidir. İsim demek, maasi demek, masiyet demek. Demek, çok yalan söyleyen, çok günah işleyene ne olsun? Veyl olsun. Azap olsun. Yesme'u ayatillahi el-Kur'an'ı. Bak, o külle efaki esim. Allah'ın ayetlerini işitiyor, dinliyor. Ayattan murad da el-Kur'an'ı nedir? Kur'an'dır. Allah'ın ayetlerini işitiyor. Kutupla okunuyorlar o ayetler hali onun üzerine. Yani onun üzerine okunan ayetleri dinliyor. Sümme yusirru ala küfrihi. Küfrü üzerine ısrar ediyor, devam ediyor. Müstekbiren, mütekebbiren anil imani. İmandan kibirlenerek. Tekebbere anla kullanırsa i'raz manasına gelir. Mütekebbiren anil imani. İmandan i'raz ederek. İmana sırt çevirerek kendi küfrü üzerine diyor, ısrar ediyor. Öyle küfrü üzerine ısrar ediyor ki ke'ellem yesme'ha. Sanki ne etmemiş? Sanki o ayetleri işitmemiş. Oldu mu? فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ مُؤْلِمٍ. Elem verici bir azabla onu ne et? Ya Muhammed onu müjdele. Şimdi burada birkaç noktaya dikkat edelim. Birinci nokta, dedik ya müstekbiren, mütekebbiren manasını, mütekebbir an imani anla kullanılırsa i'rad manasına gelir. Yani imandan i'raz ederek günahı üzerine ne ediyor? Davam ediyor, ısrar ediyor. Bir. Ke'ellem yesme'ha. Burada ke'en muhafife mustakaledir. Ke'en nedir? Nun'un biri takfif için hasa gitmiş. Ke'en, demirşen ke'en hu. Orada bir demirşen mahzuftur. Onun neyi oluyor? İsmi oluyor. Lem yesme'ha cümlesi haber oluyor. O demirşen de neyi oluyor? Tefsiri olmuş oluyor. Oldum. Ha, bu ke'en lem yesme'ha, bu cümle komple müstenifedir. La mahra la miner. Yahut da ne olur? Yahut da hal olur. Bak, müstekbiren hale kevni kellem yesmeha. Kellem yesmeha, müstekbirenin içindeki kuvaya ne oluyor? Hal oluyor. Sayıda anladın mı? Bir defa beşşirhu bi azabin elimin. Şimdi azap elimle vasıflanınca azabın şiddetini ortaya koyuyor. O azap ki nedir? Mu'limdir. Bak, elim mübalağa sırasıdır. Çok elem vericidir. Çok ne? Elem vericidir. Mu'limin okunur. E'leme yu'limu. Ekreme babının ismi faalidir. Aha, mu'lem de okunabilir. Ona karışmayalım. Bazen söylüyoruz ya. Bir de dikkat edin diyor, onu neyle müjdele? Azab elimle. Ya azab elimle müjdeleme olmaz ki. Korkutma olur. Ha, burada febbeşşirhu, burada inzara, tebşir kullanmış tehekküm için.
istihza için. Onları azab-ı elimle müjdele. Azab müjdelemek iyi bir şeyle olur. Hayır işiyle olur. İnsanı sevindiren bir şeyle müjdeleme olur. Burada azab-ı elimle müjdeleme olmaz. Tehvif olur. Tehdit olmaz. Ha, inzar olur. Buradaki inzara tefşir, beşir kullanılmış. Tehakküm için, onlarla istihza etmek için. Hani zuk inneke entel azizül kerim başvede yeşil. Tahta bu cehennem ateşini. Sen çünkü aziz kerim bir insansın. Buna layıksın. Aynı bu da onun gibi istihza oldum. Dikkat edin. Yesme'u ayatillahi. Aynı o cümle de müsenife olabilir. Esimin içinde har da olabilir. Kellem yesmeha bir, o yesme ayatillahi iki. Bu iki cümle müsenife de olabilir. Ama kabrının demirine hal da olabilir. Bitti. Yesme ayatillahi tutla aleyhi. Oldu mu? Bak, yesme ayatillahi tutla aleyhi. Bu tutla aleyhi de ayetin neyi oluyor? Hali oluyor. Allah'ın ayetleri dinliyor. Hangi halette? Okunduğu halette. Oldu mu? Tutla aleyhi sümme yusirru müstekbiren keellem yesmeha fe beşir bi azabi elim. Oldu mu olmadı? Ve izâ alime min ayatina şey'en ittehezeha huzuven ulaike lehum azabun muhibba. وَإِذَا عَلِيمَ 8. ayeti devam ediyor. 9. ayet. وَإِذَا عَلِيمَ ne zaman ki o effâki esim öğrenirse, bilirse min ayatine bizim ayetlerimizden eyl Kur'an'ı Kur'an'dan bilirse. Neyi bilirse? Şeyen. Kur'an'da bir şey öğrenince اِتَّخَذَهَا huzuva. O şeyi huzu yıkılar. Yani جَعَلَهَا huzuven. Onu ne yapar? Onu huzu yapar. Huzu ey mehzu en biha. Ey mehzu en biha. İşaret etti ki huzuven, huzuven mesterdir. İsmul mef'ul manasına. Bir. Bir de ittehezeha, oradaki ha nereye gidiyor? Şey'e gidiyor. Şey de müzekerdir. Ha müennesse niye? Şeyenin manasına göre. Şeyenin manası ayettir. Ayet nedir? Müennestir. Bildiniz mi? Hah. Demek ittehaza şey'e gidiyor. Şey müzekerdir ama manası ayettir, müennestir. Veyahut da ittehaza şey'e götürmüyoruz. Ve izâ alime min ayatina ittehazaha ayetlere de götürebiliriz. Oldu mu olmadı? وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا اِلْ قُرْآنِ شَيْئًا اِتَّخَزَهَا هُزُوَا اَيْ مَهْزُوَاً بِهَا. Oldu mu olmadı? Yani bizim ayetlerimizde bir şey ona okununca o effâki esime onları mehzûbi yapar. Yani kendisiyle alay edilen bir şey yapar. Yani ayetlerimizde ne eder? Alay eder, istihza eder. اُلَٰئِكَ eyil effakune. Bak ulayke cem gelmiş. Külle effak. Effak lesi mufreddir. Ama külün gelmesiyle bütün effakla. Cem oldu mu olmadı? Demek ki burada ulayke eyil effakune. Ulayke effakune dedi. Effakun geçmedi. Effakun külle effak geçti. Geçti. Manası zaten effakune dedi. Oldu. Ha. Bazı yerlerde mesna ve izâ alime huve nereye gidiyor? O külle effâka gider, les itibariyle. Ama ulaike lehum cem'i gelmiş külle effâkın manası itibariyle. Manası nedirler? Cem'dir. Oldu mu? Ulaike lehum azabun muhinun. Onlara azabı ne var? Muhinun. Azabın muhtıda, muhinun azabının sıfatı, lehum azabın haberi cümlesi, ulaike ne olur? Haber olur. Şimdi muhin, ehane yuhinun,
Ekrem'e babi mutaadi denir ona. Mühim kimi, kime ihanet ediyor? Eczu ihanetin. İşaret etti ki burada mühim demek ihanet sahibi. Yani lazimidir. Bazen Ekrem'e babi lazimi gelir. Bu onlardandır. Mühimdir, ihanet sahibidir. Artık bir mefru takdir etmeye gerek yok. 9. ayet وَاِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اِتَّخَذَا هُزُوًا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينَ. Bak azabın tenkir tazim için muhin sıfet gelince daha da ne olur? Tenkir olur. Lehumun öne geçmesi de hasır için. Azab-ı muhin onlaradır, onların gayrisine değildir. مِنْ وَرَائِهِمْ. Bak asavvara arka. Ey emamehum. Burada emamla tefsir ettik. 9. ayete bakıyorsun. Niye vera arkadır emam manasıyla tefsir yerinde mi? Liennehum. Yok o değil. Mi veraihim cehennemu diyor. Onların önündedir cehennem. Vera arka manasına da gelir. Ön manasına da gelir. Burada neye tefsir ettiğin? Öne tefsir ettiğin. Peki, öne tefsir etmeyle uygun mu? Evet. Yani fi dünya. Onlar nerededirler? Cehennem nerede? Ahirette. Daha insan dünyadayken cehennem insan arkasında mı olur, önde mi olur? Önce olur. İnsan gider gider, ona doğru gidiyor. Daha ileridedir. 1000 sene sonra mı? 2000 sene sonra insan bilemiyor. Oldu. Demek mi veraihim emamuhum. İşaret etti ki buradaki vera nasıl halfe kullanılıyor? Burada emama kullanılmış. Oldu mu? Bazı kelimeler zıt iki mane kullanılır. Mesela ne gibi? Kur, hay, tuhra kullanılır. Cun, ebyed, esvede kullanılır. Vera, half, emama kullanılır. Burada da emam manasıdır. Peki verayı emamla tefsir etmek uygun mudur? Evet, yani fil dünya. Çünkü o kafirler nerede? Dediler, dünyada dediler. Cehennem onların neresinde oluyor? Arkalarında değil, önlerinde olur. Mi varayim cehennem. Ve la yugni anhum ma kesebu. Ve la yugni anhum ma kesebu. Ve la yugni. İğna etmez, fayda vermez. İyi dikkat edin. Anhum onlara. Ne onlara fayda vermez sahip? Ma kesebu, kesbettikleri şey onlara fayda vermez. Öyle değil mi? O cehennem ortaya çıkınca, cehenneme girdikleri vakit, ma kesebu, kesbettikleri şey onlara ne etmez? Fayda vermez. O kesbettikleri şey nedir? Minel mali, maldır. Vel fi'ali, fi'al, fi'alın cemidir. Fi'al neyin cemidir? Fi'alın cemidir. Oldum. Kesbettikleri mal, kesbettikleri fiiller onlara fayda vermez. Ne fayda vermezler? Şeye. Hiçbir şey fayda vermez. Bak, şeyenin tenvini tahkir içindir. Hakir bir şey fayda vermez. Malları, fiilleri onlara hakir bir fayda da sağlamaz. Bir de velâ mettehezû min dûnillâhi evliyâe. Allah'tan başka veli edindikleri şey de onlara fayda vermez. O da nedir? Eyl esnâb. Eyl esnâb merfi okuruz. Mettehezû'daki manın neyidir? Tefsiridir. Madde ne olur? La yuhni'nin faali olur. Dikkat edin. Ma kesebudaki may mevsule. Bak minel mali vel fi'alle tesir ediyor. Ve lemmet tehezum min dunillahi eyl esnamu. Bak orada da may mevsule esnamla ne ettiği? Tefsir ediyor. Oldu mu? Ve lehum azabun azimun. Onlara ne var? Onlara azab-ı azim var. Azabun azimun lehum. Azabun tenkili tazim için. Azim kelime itibariyle azameti fayda veriyor. Bir de azim mübalağa esası da ali bir teklif fayda verir. Bir de ve lehumun takdimi tazimi fayda verir. Oldu. Onlara ne var?
onlara büyük bir azap var. Demek mi varaihim cehennem ve la yuni anhum ma kesebu şey'en ve la mettehezu min dunillahi evliya ve lehum azabun azim. Bu da 10. ayet. 11. ayete geçelim. Haza eyil Kur'an, bu Kur'an huden mined dalalet. Tabi burada huden mana hadi. Mesel manis mufan. Ula haza eyil Kur'an'u huden mined dalalet. Yani hadin mined dalalet. Dalaletten nedir? Hadi. Bu Kur'an dalaletten hadidir. Dalaletten kurtarıcıdır. İnsanları dalaletten ne diyor? Kurtarıcı. Tabi kurtaran Allah, sebep nedir? Kur'an'dır. Haza huden mine dalalet. Dalaletten nedir? Hidayettir. Vellezine keferu bi ayati rabbihim. Rablarının ayetlerini inkar edenler. Bak, Rablarının ayetleri. Normal birinin ayetleri değil. Kendilerini terbiye eden, kendilerini eğiten, kendilerine sahip çıkan, halıklarına, murabbilerine ne ediyorlar sahip? Ayetlerini inkar ediyorlar. Ha, وَالَّذِينَ كَفَرُ بِعَيْتَ رَبِّمْ لَهُمْ عَذَابٌ. Onlara azab var. Ne demek? Hazzun. Asas hazzun minel azabi. Bu azabının tenvini, tenvi içindir. وَلَهُمْ عَذَابٌ yani hazzun min rizin. Ricizden onlara bir ne var? Bir hisse var. Riz nedir? Ey azabi. Bak, mutlak azabdan onlara bir ne azab var? Onlar da hisseleri var. Min rizin elimun. Bak, elimun merfudur. Rizin sıfatidir. Lehum azabun min rizin elimun. Bak, mutlak azabdan onlara elim bir ne azap var? Azabın sıfeti, doğru mu? Azabın sıfetidir. Lehum onlar için azabun, yani hazun, elimun, elem verici bir hisse var. Neden? Min rezzin azabı. Bak, elim ne demek? Muci'un. Elimun merfu, muci'un da merfu olur. Bakın, muci incitici. Keser mi atmış en altına? Kur'an'da elimin midir, elimun mudur? Hele Kur'an'a bakın. O zaman muci'un yanlış. Tamam. Muci'un elimun sıfatidir. Elimun da azabunun sıfatidir. Ha, elimin olsaydı doğru olurdu. Bildiniz mi? Demek 11. ayet neydi? Hâzâ hûden vellezîne keferû bi âyâti rabbim lehum azâbun min rizzin elîm. Allahu'l-lezî sekhere lekumul bahre. Bak, Allahu Allah, el-lezî öyle bir zat ki sekhere lekumul bahre. Bahresin içinde etmiş, müstakhar kılmış ki tecriyel fulku fihi. Ta ki o bahirde gemi ne olsun? Gemiler aksınlar, bir emri, Allah'ın emriyle gemiler ne isimler? Ta ki aksınlar, yürüsünler. Oldu mu? Tekrar ediyorum. Allahu Allah, ellezî öyle bir zat ki, sehre lekumul bahre. Bahri sizin hizmetinize sunmuş, size müstakhar kılmış. Niye? Tezyer fulku es-sufunu. Sufu neyin cemidir? Sefinetin cemidir. Bildiniz mi? Ful, müfred mi cem mi? Bakın, dikkat edin. Ful, cem de gelir, müfred de gelir. Bazı lafızlar, müfred ile lafızın cem'i aynı. Ful, es-sufun. Bak, cem ile tersi edin. Demek buradaki ful nedir? Cem'dir. Litecyel fulku es-sufunu aksınlar. Fihi o bahirden. Bir emrihi bir izni, Allah'ın izniyle, Allah'ın izni olmadan gemiler denize yürümezler. Ha, demek ki niye bahrisin için müstakhar kılmış? Tecyel fulku fi bi emrihi ve li tebtagu tatlubu bi ticareti.
Ta ki siz ticaretle talep edesiniz min fadlihi. Min? Ta ki ticaret sebebiyle Allah'ın fadlından bir şeyleri talep edesiniz diye Bahri size müstakar kılmış. Gemilerle mallarını başka memleketlerine götürüyorlar, satıyorlardı. Orada bir takım malları, ürünleri alıp getiriyorlar. Eğer Bahri müstakar olmasaydı gemi yürümezdi. Eğer Bahri müstakar olmasaydı Allah'ın fadlından ne yapılmazdı? Rızık talep edilmez. Niye li tecel fulku sonra li tebtehu getirdi? Çünkü fadı talep etmek geminin yürümesine bağlı. Önce gemiler yürüyecekler denizde, sonra ticaretten fadı talep edilir. Öyle değil mi? Ve leallekum teşkurun. Ve leallekum teşkurun. Yani ta ki siz şükür edesiniz. Siz ne edesiniz? Ta ki siz bu denizin müstakar oluşundan, gemilerin akmasından, gemilerin akma neticesinde ticaret yapıp kar etmekten dolayı ne edesiniz? Allah'a şükür edesiniz. Oldu mu? Tabi sadece gemiler ticaretle ne etmiyor? Yani tatlubu bir ticareti. Vali tebtehu tatlubu bir ticareti. Min fadli burada dünyevi fadıl. Mesela hac olur. O alan fadli sevabıdır. Gazv olur gemilerle giderler, savaş yaparlar. Hem manevi fadıl talep edilir, hem maddi ganimete ne yapılır? Talep edilir. Öyle değil mi? Peki 13. ayete bakın. 13'e. Ve sahara lekum, bak bahri ise müstakar kılmış. Bir de ve sahara lekum ma fi semavat. Semavatta olan mahlukatları ise müstakar kılmış. Ne var semavatta? Min şemsin. Biz farkında değiliz. Güneş durmadan bize hizmet ediyor. Güneş olmasaydı insan yaşamaz. Ekin olmazdı, ağaç meyve olmaz. Yani kocaman güneş insana hizmet ediyor. Ve kamerin, ve nucumin, ve ma'in, yağmurlar, ve gayrihi, bu zikredilen gayrisi mesela meraketler. Bunlar hepsi ne diyorlar? Allah Zülcelal semavatta olan şems, kamer, nucum, ma, öyle değil mi? Bulut, meleketler, daha bilmediğimiz çok mahlukatlar, semavatta ki mahlukatlar ne ediyor? Yüce Allah bak. Ve sahre lekum, lekum yani sizin menfaatiniz için, lan menfaat, menfaati ifade ediyor. Bir de ve ma fil ardi, arda olan şeyleri de size musahhar kılmış. Arda ne var? Alim, min dabetin hayvanlar. Dabet, اَلَّذ۪ي يَدِّبُّ فِي الْعَرْضِ Yeryüzüne yürüyen. İki ayaklı değil. Dabbet asıl dört ayaklı. Asıl ne? Dört ayaklı hayvanlar. Sonra yeryüzünde yürüyen hayvan. Buna ürf-i mecazdır, ürf-i am itibariyle. Önce manası dört ayaklı değil. Şimdi yeryüzünde yürüyen, hareket eden, yani ile ayakla yürümek şart değil. Min dâbetin ve şecerin, ağaç ve nebatin, bitkiler ve enharin, irmaklar ve gayriha. Ey halaka zânike li menâfi'ikum. Allah-u Zülcelal bu semavattaki, ardakileri yaratmış sizin menafeleriniz, menfaatleriniz için. Yani bu da orada lamdan çıkıyor. Ve sâhâllekum mâfî simat mâfî lâdî. Ne demek? Yani bunları sizin menfaatiniz için ne etmiş, yaratmış. Halaka zâlike. Zâlike şems, kamer, nucum, ma, dâbet, şecer, nebat, enhar, gayr, hepsine gidiyor mezkur itibariyle. Mezkur, mazükire, müfredi, müzekerdir. Zâlike de müfredi, müzeker. Cemî'en tekidun. Cemî'en lesi nedir? Tekidir. Öyle değil mi? Yani tekidir ne demek? Yani hâli müekkidedir. Hali nedir? Müekkidedir. Neye hali müekkidedir? Ve sahre lekum ma fi semavati ve ma fil ardi o manan hale kevni ki cemiyen. Tamamıyla. Cemiyen neye hal olur alim? Ma fi semavati ma fil ardideki maya ne olur? Hal olur. Hangi haldir? Hali müekkidedir. Oldu mu?
Ha. Oldu mu olmadı? Minhu. Minhu. Harun. Minhu de bak. Şimdi cemi'un halun, minhu halun desek de lefsten kabihlik olurdu. Cemiyan tekidun. Tekid ne demek? Hadir, hal-i makidedir. Minhu kainene mutalattır halun. Neyin halidir? Eysekheraha, bunları mısharı kılmış. Kainete minhu ta'ala. Demek ki bu minhu kainetene mutalattır. Sekhere ma, sekhere ha. Ma fi semavati ve ma fil ardi. Sekherenin mefli olan ma fi semavati ve ma fil ardinin neyidir halidir? Sekhere lekum ma fi semavati ve ma fil ardi. O musahhar kıldığı semavat ardaki şeyler ki size musahhar kılmış. Onların hale kevni ki kainete minhu. Allah-u Teala tarafından. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Ha demek bu minhu seherenin mefli olan mafi semat ve mafil ardın neydir? Halidir. Nasıl ki cemiyen de onun neydi? Halidir. Bildiniz mi? Ha buraya bir şey daha yapabiliriz. Minhu kainene mutaallık olup da cemiyene de ne olabilir? Sifet olabilir. Unutmayın. Minhu kainene mutaallık olup cemiyene ne olabilir? Sifet de olabilir. Anlaşıldı değil mi? Ha mana nasıl olur? Eğer seheren mefnu hal olursa seheren lekum hazil eşya'e o eşyaların halekini ki kaineten minu. Yahut da seheren lekum mafi semati ve mafil ardi cemiyen o cemiyenin halekini ki kain şey cemiyen sıfatı ki kainen minu. O cemi da kimdendir? Allah-u Zülcelal'dandır. İnne fî zâlike bu zikri ettiklerimizde le âyâtin. Bir sürü ayetler var, alametler var, mucizeler var. Kimin için? Li kavmin yetefekkerûne. Bu ayetlerde teemmül tefekkür eden kavm için ayetler var. Yetefekkerûne. O kavm ki ne diyor? Nere tefekkür ediyor? Fîhâ. Mutaalliki mahzuf yadır. Bu ayetlerde tefekkür eden kavm için ayetler var. Yetefekkerune feyu'minune. Bu ayetlerde tefekkür edip iman edenler için bir sürü ayetler var. Ama tefekkür edip iman etmeyenler için ayetler yoktur. 13. ayet bitti. 14. ayete geldik. Hani Mekkeli de veya Medine'li de ihtilaflı olan ayetin üzerine geldik. Orada duralım, yarın devam edelim. Nefâkumullâhu nef'an mubîn.